Bir sistem oturtmaya çalışıyorum. Yani bir sistemimiz olsun. Yani ileride buradan ayrıldığımda bile çileyi sürsün. Burada oyuncu yetiştirmiyoruz. Yani antrenör de yetiştiriyoruz Türk futboluna. Benim A takıma giden oyuncularım var. Yukarıda maç kazandıklarında prim alıyorlar. Arda'nın geleceğini hangi seviyede görüyorsunuz hocam? Ben dünya çapında bir oyuncu olacağına inanıyorum. Tabii ki Arda'nın, İsa'nın, Muhammed'in, Osman Ertuğrul'un bu konuda, Fatih'in, İsmail Hoca'ya tabii teşekkür ediyoruz. Yani bu Fenerbahçe tarihinde yani olmamış bir şeydir. Yeni bir video, yeni bir hafta. Herkese merhaba. Bugün Fenerbahçe'nin atar damarlarından birisindeyiz. Daha doğrusu bir yerdeyiz. Deriağzı tesisleri bugün kapılarını bizlere açtı ve Futbol Akademi Genel Koordinatörü Sayın Tahir Karapınar'la beraberiz. Hocam merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizleri burada ağırlamak çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Hem siz kabul ettiniz hem de Fenerbahçe kapılarını bize açtı. Röportaj davetimizi kabul etti. Nasılsınız hocam? Çok teşekkür ederim. Biz iyiyiz. Mücadeleye devam ediyoruz. Yani altyapılar tam gaz gidiyor. Yani bütün yaş grupları, ligleri başladı. Bir ikisi dışında. Onun için çok yoğun geçiyor bizim için. Ben çarşamba, salı günü işte Hatay'daydım. Çarşamba gece döndüm. Dün Ümraniye'deydim. Yani böyle çok yoğun bir tempoda ilerliyoruz yani. Hocam biraz kayıttan önce de sohbet ettik. Çok yoğun bir durum var burada. U14 takımının maçları, U15, U19'un da yine maçı var. 17. Keza diğer yaş gruplarının da. Şöyle bir başlangıç yapmak istiyorum. Buradaki çalışmalarınızı az çok biliyorum, tahminde ediyorum ama misyonunuzu merak ediyorum. Nasıl tanımlıyorsunuz? Yani ben 2 sene oldu buraya geleli. Yani benim hedefim, kendim üzerinden konuşmayı sevmiyorum, ekibimin hedefi, yani Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri, en büyük camialarından biri. Çok büyük bir camia. Yani Kurtuluş Savaşı'nda yaptıkları, liglerde yaptıkları çok büyük başarılar, fedakarlıklar var. Ben burada yani bunun altyapı oyuncularını bunları anlatarak, bu konuda onları vizyonlarını geliştirerek yani bir sistem oturtmaya çalışıyorum. Yani bir sistemimiz olsun. Yani ben ileride buradan ayrıldığımda bile bu işleyi sürsün. Altyapı yine oyuncular yetiştirsin A takımına, Türk futboluna. Yani bu hedefimiz, misyonumuz bu yani. Mesela demiştiniz ki, dikkatimi çekti, buraya bir pota yaptıracağım. Futbolcular burada basketbol da oynasın. Başka hatta branşlara da yönelsinler. Çünkü onların bir anlamda birçok şey eğilmesini istiyorum dediniz. Bu da nispeten çok güzel bir şey hocam. Ya şöyle, farklı disiplinlerde yetiştirmek oyuncuları onlara çok büyük katkı sağlıyor. Burada bizim atletizm şubesi, bu konuda diğer şubeler bize çok yardım ediyor. Atletizm, milli atletlerimiz var. Bizim mesela oyuncularımız 9 yaştan itibaren atletizm şubesindeki milli atletler onlara eğitim veriyor. Yani bunların olması gerektiğine inanıyorum. Yani doğal ortamlar, artık oyuncular, çocuklar doğal ortamlarda yetişmiyor. Yani bunların doğal ortamlarda yetişmediği için bazı konularda eksiklikleri oluyor. Mesela düşmeyi bilmiyorlar. Basketbol oynamak onları geliştirebiliyor. Zamanlamayı öğrenmeleri lazım. Zevk almaları lazım. Yani her şeyden zevk almalarını istiyorum. Aynı zamanda da yani judo eğitimimiz oluyor. Yani mesela ben buraya geldiğimde o eksikleri görmüştüm. Şimdi bizim oyuncularımız atletizmde kol çekmeyi öğreniyor. Adım frekansını öğreniyor. Yani futbol artık sadece yetenekle oynanan bir oyun değil. Yani bunların öğrenilmesi gerekiyor. Kuvvetin çok önemli olduğunun öğrenilmesi gerekiyor. Onun için farklı disiplinler bizim oyuncularımızı geliştirir. Burada masa tenisi de oynamalarını istiyorum. Basketbolda oynamalarını istiyorum. Yani onların gelişimleri için faydalı olduğunu düşünüyorum. Buradaki bütün aslında çocuklarımızın, yeteneklerin kendisini bulmasını istiyorsun. Evet. Benim anladığım bu. Hocam peki tek bir cümleyle Fenerbahçe Futbol Akademisi'nin en büyük amacı nedir? Bizim en büyük amacımız iyi insan yetiştirmek. Ama tabii ki esas amacımız A takıma oyuncu vermek. Türk futboluna, milli takımlara oyuncu vermek, oyuncu yetiştirmek. Ama büyük açıdan baktığımızda ben şöyle düşünüyorum. Yani burada gelen her çocuk profesyonel olamayacak, A takımda oynamayacak.
Türk futbolunda oynasın. Olamıyorsa da ileride Türk futboluna hizmet edecek yönetici olsun, antrenör olsun. Yani bunları yetiştirmek bizim en büyük amacımız. Özellikle Fenerbahçe'nin atar damarı olarak burayı tanımlamak istemiştim. Çünkü bir anlamda futbol takımının geleceğinin şekillenmeye başladığı yer burası, bu merkez. Hocam, hayatta olduğu gibi futbolun kendisi de değişiyor. 15 yıl önce altyapıya gelen çocuklar, yetenekler, bunu sadece Fenerbahçe özelinde söylemiyorum, genel olarak söylüyorum. Başka bir eğitim alıyordu. Daha doğrusu belki de bazı konularda noksandık, yetersizdik. Ama artık her şeye erişebiliyoruz. Bir Z kuşağımız da var. Her şeyi görüyorlar, farkındalar. Bugün Fenerbahçe altyapısında siz yetenekli oyunculara, futbolculara nasıl bir eğitimden geçiriyorsunuz? Yani şöyle, bunun için tabii ki olanaklar önemli. Bizim başkanımız yani altyapıya çok önem veriyor. Yöneticimiz Özgür Bey var. Özgür Özaktaş, o bize çok destek oluyor. Biz de bunun bu hedefle yani altyapıya artık yenilikler çağı. Yani her şeyden yararlanabiliyorsunuz. Her şeyi internetten her şeyi öğrenebiliyorsunuz. Yani en iyi idmanları yaptırabiliyoruz biz oyunculara. Ama altyapının en büyük faktörü fedakarlık, sabır. Yani eğiticinin önemi çok yani biz eğiticilerimiz ne kadar fedakar olursa, ne kadar kendini geliştirirse oyuncularımız da o kadar gelişiyor. Onun için biz sadece burada oyuncu yetiştirmiyoruz. Yani antrenör de yetiştiriyoruz Türk futboluna. Ya, tabii ki olanaklar bazen kısıtlı olabiliyor. Ama biz bunları bahane yaparsak oyuncu yetiştiremeyiz. Yani biz elimizdeki olanaklarla en iyi şekilde çalışmak zorundayız. En fedakar şekilde çalışmak zorundayız. Severek bu işi yapmak zorundayız. Yani altyapı zaten sevgi olmazsa, fedakarlık olmazsa olmuyor yani. Şimdi buradaki futbolcuların kendisini dizayn etmesi, o donanımı kazanması çok önemli şüphesiz ama dediğiniz gibi eğiticilerin de yani evet, antrenörlerin de kendisini geliştirmesi ve buraya tam olarak bir anlamda fokuslanması da çok kıymetli. Hocam, yetiştirici antrenörlükle yarışmacı antrenörlük kıstasının ayrılmasını nasıl karşılarsınız? Çünkü özellikle altyapıdaki hocanın tamamen altyapıya, alt yaş gruplarına odaklanması daha iyi olmaz mı sizce? Ya şu anda yani ben kendi açımdan öyle düşünüyorum, bu bakış açısı. Yani altyapıda dediğim yani bizim Türkiye'deki altyapılarda yani hocaların aldıkları maaşlar belli, geçim şartları belli. Yani oraya getirilen hocalar belli. Yani biz bunu artık bir değiştirmek istiyoruz. Yani altyapı ürün verdiğinde buranın değeri artacak. Hocaların değeri artacak. Yani bu bizim mücadelemiz de olacak. Yani onun için yetiştirici antrenör veya profesyonel antrenörlük, yani A takım antrenörlüğü, ben bunları çok yani önemli olan burayı sevmek, oyuncuları sevmek. Bir vicdan azabı duymak, yani ben buradan burada 8 sene kalmış bir oyuncu eğer gidip veya 6 sene kalmış bir oyuncu gidip liglerde oynayamıyorsa, para kazanamıyorsa ya ben kendimi suçlu hissederim. Önemli olan bu vicdanın olması yani. Şimdi Türkiye'deki futbol ikliminden çıkıp Avrupa'da çeşitli takımlarda forma giyen oyuncular gittikleri zaman orada mutlu oluyorlar. Bu da çok doğaldır. Buna karşı bir itirazım benim yok hocam ama şimdi Fenerbahçe altyapısına göz attığım zaman mesela Melih olsun, Fatih, Ertuğrul, Muhammed, İshak ve Arda Güler. Hepsi benim bildiğim kadarıyla çocukluklarından bu yana Fenerbahçeliydi ve otomatikman bir aidiyet duygusu da gelişiyor fikrimce. Bunu nasıl karşılıyorsunuz? Bu dönemi nasıl adlandırırsınız? Ya şöyle, dediğim gibi epey zamandır buradayım. Yani aidiyet duygusunu çalışan insanlar geliştiriyor. Yani ben çok birçok kulüpte oynadım. Yani oradaki yaşantılar, şeyler, yani buradan Fenerbahçe'den ayrılan bir oyuncunun Fenerbahçe'yi sevmesi bizim için çok önemli. Yani biz onlara bu eğitimi vermeye çalışıyoruz ve yani gerçekten çocukluktan Fenerbahçeli bir oyuncunun sonra Fenerbahçe'den nefret etmesi ya kesinlikle bizim tarzımız değil. Yani bizim burada yani vicdanen her şeyi vermeliyiz oyuncuya. Yani ona eksik bir şey vermemeliyiz ki o da bizim her şeyi verdiğimizi anlamalı, öğrenmeli. Buradan gittikten sonra da bizi çok iyi temsil etmeli. Yani benim açımdan yani bir Arda'nın, İsa'nın
yurt dışında oynaması veya Ertuğrul'un yurt dışında oynaması çok önemli. Ama yani Fenerbahçe için de önemli. Yani bizim için orada bizim camiamızı temsil etmesi oyuncunun yani camia için bence çok önemli. Yani biz de öyle yetiştirmeye çalışıyoruz. Yani burayı seviyor oyuncularımız. Yani şimdi her zaman söylüyorum. Benim A takıma giden oyuncularım var. Yukarıda bazen maç kazandıklarında prim alıyorlar. Yani buraya belli paralar veriyorlar. Yani benim hiç şeyim değil. Yani onlara öyle bir zorunlulukları yok. Ama burayı seviyorlar. Yani altyapıdan çıktıklarını biliyorlar. Orada onlar için, yani altyapıda onlar için fedakarlıklar yapıldığını, onlar için çalışma yapıldığını, mücadele edildiğini biliyorlar. Yani bizim bunu yapmamız önemli burada. Yani onlar zaten bizi çok iyi temsil edecek. Biz de yani burada kazandığımız tabii ki profesyonel olarak paralar var ama yani bir duygu çok önemli. Yani ben milli takımlarda da çalıştım. Yani şimdi Hakan Çalhanoğlu'nun Milan'da oynaması yani hiçbir maddi değeri yok benim için. Kesinlikle. Ama manevi olarak inanılmaz bir haz. Yani o zamandan da belliydi değil mi hocam? Hani 2010'lardan da hatta sizin de bir öngörünüz vardı. Kesinlikle. Yani bu konuda yani işte tabii ki gözlerimiz yaşarıyor. Arda inanılmaz bir sempati oluşturdu Türkiye'de. Yani arkasından gelecek oyuncular da var tabii ki. Yani Kayseri'de Arda diye bağırılması, Rize'de bütün insanlar özlemiş. Altyapıdan gelen başarılı Kesinlikle. Bir oyuncuyu. Onun için bizim görevimiz çok. Çünkü geleceğe daha fazla umutla bakıyorlar. Tabii. O da var. Yani bunu sadece Fenerbahçe'li taraftarları da indirgemeyelim bence genel olarak. Buna da ihtiyacımız var hocam. Tabii. Peki hocam, Arda ile ilgili özel bir soru sormak gerekirse mesela bugün Barcelona'da Gavi 17 yaşında, Pedri 19-20 yaşında. Real Madrid'e bakalım, Rodrigo, Vinicius Junior, Camavinga gibi çok önemli yetenekler var. İşte Bayern Münih'te Cemal Muziala gibi. Dünya futbolunun geleceğini bu oyuncular şekillendirecek ama Arda Güler de şüphesiz çok yetenekli bir oyuncu. Yeteneğinden ziyade ben özellikle oyun zekasını çok beğeniyorum. Yaşına göre çok zeki bir oyuncu. Bu kıstasta Arda'nın geleceğini hangi seviyede görüyorsunuz hocam? Ya tabii bizim elimizde büyüdüğü için yani ben dünya çapında bir oyuncu olacağına inanıyorum. Hı hı. Yani bu oyuncunun karakterinden de kaynaklanıyor. Ben çok yetenekli oyuncularla çalıştım yani. Ama önemli olan karakterdir, istemektir, oyunu sevmektir, fedakarlıktır. Arda bu konuda yani gerçekten kararlı. Bu işi çok seviyor ve en üst seviyede oynamak istiyor. Ya yani o hedefi koyduğunda Arda'nın başarılı olacağını düşünüyorum yani. Çok başarılı olacağını düşünüyorum dünya futbolunda. Ve Arda'nın burada Türkiye'de belli bir düşünceyi Arda'yla, Muhammed'le, Osman Ertuğrul'la yıkacağımızı düşünüyorum yani. Hı hı. Hocam U19 takımında da hatta sizinle olan bu bir araya gelmemizi normalde birkaç gün öncesinde yapacaktık ama U19 takım maçından evet. dolayı biraz erteledik. Şampiyonluk yarışı hala devam ediyor. Nedir takımın şansı? Nasıl yorumlarsınız? Ya tabii ki altyapılarda sonuçlar çok önemli değil desek de şampiyonluk tabii ki çok güzel bir duygu. Ama yani bizim buradaki gururlandığımız olay aslında yani biz sezon başı başladığımızda Arda Güler bizde oynuyordu, Osman Ertuğrul bizde oynuyordu, Muhammed oynamıyordu ama Fatih Şanlıtürk bizde oynuyordu. Yani mesela Fatih Şanlıtürk'ü Ümraniye'ye verdik, birinci lig kulübüne. Yani bu konuda da anlaşmalı veriyoruz. Yani 3 sene geri alma maddemiz var, evet. satışından pay. Yani bizim için aslında önemli olan onların A takıma çıkması. İşte diğer oyuncularımız A takımda antrenmanlara katılıyor, süre alıyorlar. Bizim için en büyük başarı bu. Ama tabii ki 19 takımımızda yani bu kadar eksiklere rağmen çok eksik. Yani bazen A takımda oyuncularımız çok oyuncumuz gidiyor. Yani bazen biz çok az sayıda oyuncuyla antrenman yapabiliyoruz. Ama başarılı olmaları, bir hedef kovalamaları, onları da yaşamaları. Yani bir şampiyonluk hedefini, o stresi yaşamalarını istiyoruz oyuncularımızın. Şimdi burada aslında bir anlamda mentörlük de yapıyorsunuz. Mesela İshak Vural Fenerbahçe formasıyla Shakhtar Donetsk'e karşı forma giymişti, süre almıştı ve yanılmıyorsam A takımda süre alan en genç futbolcu olarak kayıtlara geçti hocam. Maçtan sonra kendisiyle görüştünüz mü? Neler söyledi size, eğer görüşmüşseniz? Tabii ki görüşüyoruz. Yani İshak Vural 19 takımımızın oyuncusu. A takımda da idmanlara çıkıyor. Burada da oynuyor. Yani insan bir şeyi yıkıyoruz aslında biz. Yani Fenerbahçe olarak bir şeyin öncülüğünü yapıyoruz. Yani Fenerbahçe kulübü gerçekten
her konuda bir amatör branşlarda bu konularda ya bir öncülük yapıyor. Altyapı konusunda da yani artık çok ilgi çektiğini düşünüyorum. Yani bize tabii ki Arda'nın, İsa'nın, Muhammed'in, Osman Ertuğrul'un bu konuda, Fatih'in, yani daha Melih'lerin, yani sayamıyorum çünkü çok oyuncumuz var A takımda. Yani bir öncülük yapıyorlar bize. Yani İshak'la da devamlı görüşüyoruz. İshak da sabır gerekiyor. Yani temposunu bulduğunda zaten çok iyi bir oyuncu. Yani onun da çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum yani. Umarım. Hocam İsmail Kartal'la görüşüyor musunuz? Bu ya benim tahminim istişareler yapıyorsunuzdur da. Altyapı ile ilgili görüşleri nedir hocanın? Ya tabii ki İsmail Hoca ile zaten biz karşılıklı da oynadık. O sağ bek evet. oynuyordu. Ben o zaman sol kanat oynuyordum. O zamandan da bir görüşmemiz var. Yıllar geçiyor. İşte yani nerelerde karşılaşacağın belli olmuyor hayatta. İsmail Hoca'ya tabii teşekkür ediyoruz. Yani benim ilk defa devre arası 12 oyuncum gitti kampa. Yani bu Fenerbahçe tarihinde yani olmamış bir şeydir. Yani ben bütün oyuncularım A takımda idmana çıktı. Yani bu 19 takımın bütün oyuncuları ve 17'den de oyuncu gönderiyoruz. Çünkü bunu istiyoruz. Orayı görsünler, tanısınlar. Yani orası erişilmez bir şey değil. Çalıştığında, fedakarlık yaptığında oralarda olabilirsin yani. Bu hissi vermek istiyoruz. Onların kendine güvenlerini sağlamak istiyoruz. İsmail Hoca da bu konuda çok bize yardım ediyor. Yani onun görüşleriyle bizim görüşlerimize de dikkate alıyor. Bazen biz hocam bu oyuncuyu al diyebiliyoruz. Yani o konularda bize çok yardımcı oluyor. Yani bütün yöneticilerimiz gibi, oradaki teknik heyet gibi hepsiyle konuşuyoruz. Testler yapılıyor, sonuçlarını veya buradaki 19'da oynayan oyuncuların performanslarıyla alakalı onlara rapor gidiyor. Mesela Çağatay geliyor buraya. Evet. İşte İshak geliyor. Onların raporları da oraya gidiyor. Yani iletişimimiz gayet sağlıklı ve iyi yani. Hı hı, harika. Sayın Başkan, Ali Koç'la ilişkiniz nasıl? Ya tabii ki 2 sene oldu. Yani ben buraya geldim. Yani bana çok güveniyor. Yani çok büyük bir saygımız var. Yani altyapıya çok güveniyor. Yani o başkan seçildiğinde de onun en büyük hedefi altyapıda bir yenilik yapmak, tesisler yapmak, altyapıdan oyuncu oynatmak. Yani işte 4 yıl olmuş. Yani bunları da gerçekleştirdiğini düşünüyorum. Şimdi bir tesis projesi var. Yani çok büyük bir tesis. Yani inşallah bunları da başarırız. Ama tabii ki bize çok ilgi gösteriyor. Maçlarımıza geliyor. Televizyondan seyrediyor. O gelip oyuncularımız da konuşuyor. Bu bizim için çok büyük bir özveri, sevgi. Yani biz buna layık olmaya çalışıyoruz yani. Futbol hem bir şov oyunu hem de artık bir ekonomi haline büründü. Yani bir anlamda arz talep ilişkisi de söz konusu hocam. Siz bugün altyapıdaki koordinatör olarak bir anlamda A takımı oyuncu sağlıyorsunuz. Bunun yapılandırılmasını burada yapmaya çalışıyorsunuz. Ve bu konuda ben tahmin ediyorum ki hem Başkan Ali Koç'un hem de yönetimin de şüphesiz desteği devam ediyor ama daha da artacak mı? Altyapıya olan desteklerle ilgili görüşünüz, düşünceniz ve gördükleriniz nelerdir? İsterseniz son sorum olarak da bu olsun. Ya şöyle yani inanılmaz bir destek var bize. Yani ben inanılmaz bir saygı görüyorum, destek görüyorum. Başkanımız, yönetim kurulu üyemiz Özgür Bey bize çok destek oluyor. Sponsorlarımız destek oluyor. Yani altyapıya ilk defa bu senedir herhalde yani Trebolu, Avis, Halley, Aygaz bizim sponsorumuz ve olmak evet. isteyenler de var. Yani biz bir ilgi çekiyoruz. Bir cazibe merkezi haline geldi. Yani tüm Türkiye'den inanılmaz bir şey var, talep var. Fenerbahçe altyapısında oynamak için. Yani biz de elimizden geldiğince hepsiyle ilgileniyoruz, maçlarına gidiyoruz. Yani biz burada sabırla, çok çalışarak oyuncu yetiştirmeliyiz. Çünkü ekonominin durumu belli. Altyapıdan yetişen bir oyuncuyla dışarıdan aldığımız oyuncu arasındaki maliyet farkları belli. Yani bizim bu sene birçok oyuncumuz kadroya girdi. Kadroya girdiğinde bile maliyeti düşüyor yani. O maçın maliyeti düşüyor. Bunları artık göz ardı edemeyiz yani. Yönetimimiz de bu konuda bize çok destek oluyor. Bu konuda her türlü çalışmalıyız. Yani bir yola girdik. Bu yolda ilerlemek istiyoruz. Her türlü desteği de bize veriyorlar. Umarım hocam. Hocam peki buradan şüphesiz bu videoyu, röportajı izleyecek olan altyapı oyuncuları da olacaktır. Onlara bir mesaj vermek ister misiniz?
Ya ben altyapı oyuncularına şunu söyleyebilirim. Çok çalışmalılar. Eğitimlerine çok dikkat etmeliler. Yani bizim ekip olarak düşündüğümüz sadece oyuncu yetiştirmek değil. Yani ülkeyi bilen, Atatürk inkılaplarını bilen, Kurtuluş Savaşı'nı bilen, Atatürk'ün izinde giden, centilmen, bir konuda fikir yürütebilen, mikrofon uzatıldığında konuşabilen oyuncular yetiştirmek istiyoruz. Farklı konuşabilen. Yani onun için de burada eğitimler veriyoruz. Yani burada görgü eğitimi var. İşte bu akademi inanılmaz bir bina yaptı bizim yönetim. Yani çok güzel, siz de görüyorsunuz. Kesinlikle hocam çok kıymetli. Hatta röportajdan önce ben size demiştim ki hocam Almanya'da hatta Hollanda'da kamera karşısında nasıl konuşulacağı dersleri veriliyor genç oyunculara demiştim. Siz de dediniz ki biz de vermeye başladık. Evet. Ben bunu bilmiyordum açık söyleyeyim ve duyunca şaşırdım, mutlu oldum. Yani biz bir şeyleri değiştirmeye çalışıyoruz. Yani bizim akademi binamızın sorumlusu edebiyat öğretmeni. Oyuncularımıza diksiyon dersi veriyor. Nefes alma teknikleri öğretiyor. Yani o da, yani bütün ekipteki insanlar kendilerini geliştirmek için de çabalıyorlar. Ve oyuncuları çok seviyorlar. Onlara bir katkıları olsun istiyorlar. Irmak hocamız var. Aile işlerinden, aile ve okul işlerini yürütüyor. O Fransızca dersi veriyor, İngilizce dersi veriyor çocuklara. Aynı zamanda mentorluk yapıyor. Duygu Hoca, psikologumuz, spor psikoloğu. Burada çok iyi bir okuldan mezun, Amerika'da eğitim almış. Yani hiçbir zaman kendini ön plana atmak istemeyen ama çok fedakar, çok dolu insanlarla çalışıyoruz burada. Çok güzel. Yani Deniyorlar yani bundan önceki senelerde ben de transfer olduğum zamandan bu zamana kadar böyle bir süreç yaşanmamıştı. Tahir Hoca yatak toplanmayınca şınav çekme cezası falan veriyor. Yani böyle sonra ben kötü frik atıyorum diyor ki sahaya indirme beni falan. Yani bizle ilgilenmesi bizi çok mutlu ediyor. bunların hepsinin bir arada olması çok güzel. dediğim gibi iletişim bize çok destek oluyor. Yani her yaş grubundaki maçtan sonra oyuncularımız bizim mikrofon uzatılıyor. Yani konuşuyorlar, konuşmaları düzeltiliyor. Onlara eğitim veriliyor. Hocalarımıza da aynı. Yani onu yapamadık, daha yapıyoruz. Ayrıca en büyük, bizim burada en önemli dediğimiz şeylerden biri, yani bizim mesela akademideki bütün hocalar pedagoji eğitim alıyor. Yani haftada bir gün buraya hocamız geliyor ve belli bir süre bu pedagoji eğitimleri devam edecek. Yani onlara bir sertifika verilecek kadar eğitim almalarını istiyorum ben. Her şeyin tam olmasını istiyorum. İnsanların kendini geliştirmesini istiyorum. Sadece oyuncular değil, biz de gelişiyoruz yani. Çok güzel. Hocam özellikle son bölümde anlattıklarınız bence çok değerliydi. Çünkü genel olarak şöyle bir algı da var futbol izleyicisinde. Yani yurt dışında her şey yapılıyor. Bizim burada bir şeyler yapılmıyor. Hatta birçok konuda eksiğiz, noksanız şeklinde bir algı oluşmuştu. Mesela bu anlattıklarınızla aslında dışarıda ne yapılıyorsa burada yani Fenerbahçe Futbol Akademi'de ben Çorum'da yapıldığını şu anda duymuş oldum. Tekrardan çok teşekkür ederim. Hem röportaj için keyifli bir söyleşi oldu benim için. Umarım siz de aynı keyfi sıcaklığı almışsınızdır. Çok teşekkür ederiz. Yani bunları anlatmak güzel. Yani hep bahaneler üretiliyor. Yani size fırsat verildiğinde, yani olanaklar ne olursa olsun, siz bir şeyler yapabilirsiniz. Yeter ki içinizde olsun. Yani Kesinlikle. çalışın, mücadele edin. Yani o oyunculara bir katkı verin. Yani sadece futbolcu olarak değil, insan olarak da katkı verin. Karakterli olsunlar. Yani futbolcu olmak veya insan olmak, önemli bir insan olmak için çok çalışmak gerekiyor. Karakterinin çok iyi olması, sağlam olması gerekiyor. Eğitimlerinin çok iyi olması gerekiyor. Biz bu eğitimleri elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz yani. Tabii ki Peki. eksiklerimiz vardır. Ama bunun için, eksiklerimizi kapatmak için de mücadele ediyoruz. Hocam teşekkür ederim. Sizin başarılı olmanız önce Fenerbahçe'nin sonrasında da dolaylı olarak Türk futbolunun başarılı olması demek. Ben de size başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, Fenerbahçe Dereazı Lefter Küçükhanlıoyunadis tesislerinde Tahir Karapınar'la beraberdik. Altyapıya dair, Fenerbahçe'ye dair keyifli bir söyleşi imza attığımızı düşünüyorum. Başka bir yayında görüşünceye dek hoşçakalın.